Videoya başlamadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olabilir ve de yayınlamış olduğumuz videolardan ve açmış olduğumuz canlı yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız da abone ol tuşunun hemen yanındaki zile tıklayarak bütün bildirimleri açabilirsiniz. Son olarak kanalımızın önerilen videolarında çıkmasını sağlamak için videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Semih Bilek Çukan'la hoş geldiniz. Videomuzda sizlerle beraber kat sunacağız yani arkadaşlar Notable Stars. Geçen videoda söz verdiğimiz gibi Gökhan hesabına geçiş yapacağız bugün. Sağ kısımda görmüş olduğunuz gibi 64.328.779 puanla Gökhan hesabı, soldaki benim ezik hesabımız. Hemen Gökhan hesabına geçiş yapalım arkadaşlar. Şimdi çete savaşı tekrardan sıfırlanacak. 2 dakika sonra lig bitecek arkadaşlar. Pardon, şampiyona bitecek. Oradan da gelin ödülleri sizlerle beraber alacağız. Genel bir hesabın değerlendirmesini yapacağız. En son girmiş olduğumuz zamandan bu yana değişen neler, onlara hemen göz atacağız. 162'lik bir zafer serisi var. 40 saniye sonra bitecek arkadaşlar şampiyona. Aynı şekilde çete savaşı da öyle. Şuradan sohbetten hemen çete savaşına doğru ilerleyelim. 9180 puan kasmış klanımız. Sonrasında bakacak olursak şuradan Cadılar Bayramı görevine bakalım. Toplam kazanılan şekerler 716.580 ve de mevcut zafer serisi 732. Gerçekten mükemmel. Yani böylelikle Cadılar Bayramı görevi Gökhan için bitmiş oluyor. Daha 27 gün kalmasına rağmen. Şekerleri al ve ödüllerin kilidini aç. 27 gün sonra Cadılar Bayramı görevi bitiyor. Aynen öyle. Biz daha 3. şeydeyiz, görevdeyiz. İlerlemeye çalışıyoruz ama bakalım neler olacak. Şampiyona bitti. Hemen şampiyonadan gelen ödülleri alalım. İlk sırada bitirdiğimiz için 30 eşitaş 250 bin altın ve de 26.400'lik puanı geliyor bizlere. Geriye doğru gidiyoruz. 2 gün sonra tekrardan bitecek. Buna şimdilik girmeyelim. Burada zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Gövdesine bir bakalım. Of! Geçen videoda ne olmuştu? 3 milyon can, 1,5 milyon vuruş. Yani küsüratlılar falan filan. Ama şimdi 4 milyon can, 1 milyon 835 bin vuruşu var. Ki gayet iyi. Sağlık alet çantası var. Saldırı alet çantası zaten geldiği gibi yapıştırıyordur. Üstteki surfçu için 160 can veren çift roket var. Alt kısımda 1.659.964 vuruşu olan çift roket var arkadaşlar. Alt kısımdaki tekerlekleri zaten balina için %120 can veriyor. Gövde çift roket için vuruş veriyor ki gerçekten muazzam. Bunu bayağıdır söylemiştik. Diğer gövdesine bakalım. 800 bin can, 400 bin vuruş. Ve ilk gövdesi de 1,5 milyon can, 200 bin vuruş var arkadaşlar. Biz yine 3. gövdeye geçelim. Şimdi çete savaşına girmeden önce hemen bir zafer serisine bir girelim. Bakalım buradaki rakipler ne durumda, nasıl rakipler geliyor. İlk rakibi kolay bir şekilde almayı başardık. Devam edelim. Keşke Cadılar Bayramı'ndan birkaç tane görev kalsaydı, onları sizlerle beraber yapsaydık. Bütün kutuları olsun, süper gövde kutuları olsun, oradaki bütün ödülleri tek tek Gökhan kardeşimiz aldı. İnşallah biz de alacağız. Şimdi 150 bin, pardon, 1,5 milyon vuruş, 3 milyon can. Buna gelsek alır mıyız? Ben zannediyorum ki alırız. Çok kolay bir şekilde hatta. Bayağı kolay bir şekilde almayı başardık. Kolay. Güzel. Birkaç tane daha atalım. Biz 65 olacağız. O 65 canı var. Gerçekten çok komik bir canı var. 160 oldu zafer serimiz. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şekilde rakipleri duman ediyoruz. 170'e kadar gelelim. Zaten gelen rakiplerin hepsini girsek de çok rahat bir şekilde kazanabiliriz. 1 milyon 835 bin cana kadar limit yok. O zamana kadar kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, tabi geri vitesli sinsi gövdesi benim vuruşumdan daha fazla bir vuruşa sahip zaten ki bizi çok normal bir şekilde alabilir. Onlar oyunun biraz böyle değişik tarafından bakıyorlar. Çok arttırıyorlar roketini. Canları falan umurunda olmuyorlar onların ama yine de bir 3-4 milyon cana sahip oluyorlar. Gövdeye bir sağlık alet çantası kullanarak onların dışında geriye kalan bütün rakipleri almayı başarabiliriz. Bu kadar vuruşumuzun altında olan, canı olan rakipler için. 168 oldu. 2 tane daha atacağız ve sonrasında çete savaşına direkt dalacağız arkadaşlar. Bakalım 10 tane yeşil taşı kullanmak zorunda kalacak mıyız? Zannetmiyorum kalacağımızı.
o kadar da çok da güçlü bir rakip gelecek diye düşünmüyorum açıkçası. 170 bir tane daha rakip almamız gerekiyor. Son bir rakip. O, bunun da vuruşu iyi. Ama 700 bin vurdu desek bile yalan olur. O kadar bile vuramadı. Çünkü shotgun biraz sıkıntı çıkarıyor bu konuda. Hemen çete savaşına gireceğiz arkadaşlar. Tabi girmeden önce şu çeteye bir bakalım kim ne kadar kasmış. 825, 825, 275, 825, 550. Güzel. Samet kardeşimiz 70 kasmış. Daha 3 haneleri kupalara ulaşamamış. 64 milyon puanımız var. Hemen çete savaşlarına girelim. 24 kişiyiz arkadaşlar üstüne üstlük klanda. Dövüşe tıklayalım. Kolay bir rakip geldiğini görüyoruz. Ama keşke Gökhan ilk gövdeye şeyi koysa, balina gövdesini koysalar sürekli buradan 3. gövdeye geçiş yapmak zorunda kalıyoruz ama olsun. Belki öyle yapıldığı zaman daha kolay rakipler geldiğini düşünebilir. Olabilir yani. İlk rakibi bayağı hızlı bir şekilde aldık. İki tane şey geldi bize. Bilet geldi ama hiçbir şeye yaramıyor. Kullanamıyoruz. Hemen üçüncü gövdeye geçelim. 111 bin can, 50 bin vuruş. Şu ikinci gövdeye geçtik. 95 bin can, 30 bin vuruş. Şöyle son gövdesi. Görmüş olduğunuz gibi bayağı güçsüz. Bizim de böyle balina gövdemiz olsa gerçekten çok iyi olur. Yani bir çifte roket için vuruş verse veya roket için bir vuruş verse muazzam olur arkadaşlar. Testlere geldi. Matkap geldi. Artık burada yıldızlar yazmıyor. Yıldız ilk kısımda yazıyor. Sonrasında yıldız falan yazmıyor arkadaşlar. Ve de dikkat ettim. Önceden bu güncelleme gelmeden önce şey olduğu zaman direkt parçaları yakınlaştırdığında görüntü bayağı bozuluyordu. Şimdi o kadar bozulmuyor gibi hissettim. Bunu düzelttiklerini düşünüyorum. Çünkü bayağı kötü görünüyordu önceden. Direkt olarak parçaların düzeltilmeden yakınlaştırılmış hali bizim karşımıza çıkıyordu. Pek bir hoş görüntü oluşturmuyor. Hatta bir tekrardan bir bakalım. O dikkatimi çekti. 8560 yeşil taşı ve de 382.000 altını var Gökhan kardeşimizin. Şimdi 3. seviye kutuyu açalım. Mitralyöz 5 yıldız. Geri vites 2 yıldız. Gördüğünüz gibi eskisine nazaran biraz daha düzeltilmiş. Aynen. Daha da düzeltilmiş. Ne kadar fazla yakınlaşırsa o kadar fazla üzerinde detaylı bir çalışma olmadığı için, yani uzaktan 10 numara, uzaktan sıkıntı yok ama yakına geldiğinde o kadar fazla bir ayrıntı göremediğiniz zaman size basit kaçabilir bu görüntü. 143 bin can, 26 bin vuruş ve de son gövdesi 80 bin can, 15 bin vuruş. Bunu da almayı başardık. 12 tane ödül kazanmayı bildik arkadaşlar. Güzel. Güçlü rakip bekliyorum ki biraz daha böyle gövdenin hakkını verebilelim. Veya çok çok güçlü bir rakip gelirse 10 tane eşitaş kullanırız bakalım. Tabi gelen rakibin gücüne göre bunu yapabiliriz. 149 bin can, 40 bin vuruş. 165 bin can, 56 bin vuruş ve de son gövdesine gireceğiz. 98 bin can, 28 bin vuruş. TG Wolf bilmem kaç bilmem kaç almayı başarıyoruz. Gayet iyi. Biraz güçlenmeye başladı rakipler. 700-800 bin canları gördük sonunda. 5. seviye kutuyu açtık. Bilgisayardan video çekecektim arkadaşlar ama pek ortam müsait olmuyor. Böyle telefondaki gibi istediğim her yere taşıyamıyorum laptopu. Yine taşımasına taşırım ama bayağı zahmet gerektirdiği için biz yine eskisi gibi telefondan takılacağız. Önceden söylemiş olduğum gibi yine halen daha biraz daha yoğunum. Bilgisayarı okula götürmeyi düşünüyorum. Bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bir Twitch hesabı açabilirim. Oradan bakalım. Bu Cats ile ilgili bir canlı yayın açsak tutar mı tutmaz mı diye. Öyle bir şey düşünüyorum ama hatta YouTube'dan da yayın yapabilirim. Çünkü orada internet, okulda internet bayağı hızlı. Evdeki internetle hiç bir şey yapılmıyor. Derken biz videonun başında ne söyledik? Hatta Jopel bu videoyu klandaki arkadaşlar izlerse bayağı bir yardırmışlar bu arkadaşa. Hatta bana da denk gelmişti. Bunun kötü yanı şu arkadaşlar. Rakibe dokunamıyoruz ya. Vallahi billahi alttaki gövdesine dokunamıyoruz. Bakın mesela buna tek atıyoruz. Diğer gövdesine tek atacağız. Ama gelin görün ki
bir bıraktı. Gördünüz. Efsane bir şey değil mi? Tek atıyor zaten. Allah seni ne yapsın ya. Normalde bu kadar vuruşu yok arkadaşlar. Harbi diyorum. Bu kadar fazla bir vuruşu yok. Oyun şişirmiş bunu ya. Bu kadar arttırmış. En altta da öyle bir gövdesi var. Basmış vuruşu oyun. Normalde böyle değil. Oyunu biliyorsunuz. Yani bunu değiştirmekten başka bir çaremiz yok. Gerçekten oyunun en kötü yanı bu ya. Adam bildiğiniz saçma sapan bir gövdenin vuruşunu bayağı yükselttirmiş. Oyun yapmış bunu ya. Harbi oyun yapmış. Oyuna suç atmaktan değil ama hakikaten oyunun pisliği yani bu. Benim bile canımı vuruşumu o kadar arttırıyor. Klan arkadaşıma üstelik. Bayağı değişik ya. Sırf insanlar öyle biraz daha zorlansın, o kadar fazla güçlü rakip genelde oyun itibariyle olmadığı için oyun kendi şişiriyor böyle. Alamasın, biraz yatırım yapsın, para harcasın. Hep böyle. Hep insanları sömürmeye yönelik bu sistemler. 7. seviye kutuyu da açalım. Elmas gövdesi ve de topuz geldi. Güzel. 2 tane rakip kaldı. 2 rakip sonra savaşı bitireceğiz. Gel, çifte roket olması bayağı iyi. Bizde roket var. Bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Eğer bu kaya gövdesi bize gelmiş olsaydı vallahi canımızı okumuştu diyebiliriz. Bunu da alalım. Gayet güzel. Hatta şöyle yapalım. Gökhan'ın vuruşu yüksek olan çifte roketini üst kısmı alsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü vuruşu daha yüksek olduğu için ilk o vursun da rakip bize bir hasar veremesin. 8. seviye kutuyu da açtık. Son 2 kutu kaldı. Son 2 rakip. Geriye gelelim. Sponsorlardan gelen malzeme var. Hemen bunu hızlı bir şekilde açalım. Ne çıktığını bile göremedik. Bir bilet geldi. 3 yazmıyor oraya değil mi? Aynen. Gelen bilet oraya 3 olarak eklenmiyor galiba. Bakalım. Aa, ekleniyormuş. Peki dövüş desek ne olur? Hatta bir dövüşelim arkadaşlar, aynen. Böyle bir girelim şu şeye. Dövüş diyelim. Nasıl bir rakip gelecek? Oo, fena bir rakip geldi ha. Alır mıyız bunu acaba? Oğlum zafer serisi de 732 ha. Kaybedersek duman oluruz. Neyse şunu atlayalım. Alırız ama atlayalım yine biz. Tamam, buna girelim. Şu kadar zafer serisini mahvetmeyelim durduk yere. Kaç oldu? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 7330 şeker veriyor. O kadar da fazla değilmiş açıkçası. 7330 şeker. 7300. 700.000 zaten toplamda. 100 tane kazandınız mı? Tamamdır bu iş. Ha, 7330 ne kadar zafer serisinde artarsa son bir 10 ile çarpıyor. Aynen, tamam, şimdi anladım. Mevcut zafer serisini 10 ile çarparak size o kadar fazla bir şey veriyor arkadaşlar. Hatta tekrardan bir girelim. Ha, 733'te kaldı galiba. Bir daha girelim bakalım. Kalan atlama var zaten. Şöyle benim gördüğünüz gibi bayağı da güçlü rakip geliyor ha. 7330'du. 7340 oldu, aynen. Bir 10 ile çarpıyor arkadaşlar. Şekerleri 1 milyon yapacağız. Alttakileri zaten almışız. Neyse biz tekrardan geriye gelelim. O çifte roketi üst kısma koyalım. Vallahi keşke bizim de o kadar zafer serimiz olsa. Bayağı güzel olur. Bu neon kısma koyacağız arkadaşlar. 390 binlik bir azalma var. O kadar da fazla değil. Gerçekten o kadar da fazla değil açıkçası. Zaten Sörfçü için bir can veriyormuş bu. Şeyde kalmıştık. Çete savaşına tekrardan giriyoruz. Şu iki tane rakibi artık alalım ya. Artık bunları alalım. Ne kadar canı vuruşu hiç önemli değil. Yeter ki saçma sapan bir şey olmasın. Diğerine giriyoruz. Tek atacağız. Gayet güzel. Son rakip. Titan gövdesi. Dizmiş abi. Mitralyözleri böyle. Tank gibi gerçekten. 50 kupa kazanmış olduk. Dokuzuncu seviye kutuyu şimdilik açıyoruz. Forklift ve de kaya gövdesi geliyor buradan. Bir de güç alet çantası. Gayet güzel. Son savaşa gireceğiz. 1,5 milyon canı var. 800 bin yakında vuruşu var.
Bununla değil tabii ki. Balina gövdemize gireceğiz. Şu anda bir ortam değişikliği yaptım. Ses böyle biraz daha yankılı gelebilir. Zaten videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu 10. rakibe de girelim. Bu 10. muydu ya? 9.'cuydu galiba. Bakalım. Evet. 10. rakipmiş bu. Güzel. 10. rakibi de kolay bir şekilde almayı başardık. O Jopel yine geldi. Jopel bayağı geliyor. Bakalım bundan ne çıkacak arkadaşlar. Açıyoruz. Saçma sapan bir şey gerçekten. 5 para etmez. Hakikaten 5 para etmez bir şey arkadaşlar. Tekrar geriye gelelim. Görmüş olduğunuz gibi olay bu. Buradan Cadılar Bayramı'na tekrar gidelim. Şöyle bir SS alalım. Yukarıdan şeyler, konfetiler düşüyor. Toplam şekerimiz 731.250. Hatta bunu çok daha da fazla arttırabiliriz. Neyse böyle kalsın. Evet arkadaşlar, böylelikle videonun sonuna geliyoruz. Gökhan hesabından çete savaşları ve de zafer serileri yaparak en sonunda da zaten ilk girdiğimizde de en sonunda Cadılar Bayramı görevinin tamamlanmış haldeki fotoğrafını durumu sizlere paylaştım. Umarım videonun keyif almışsınızdır. Bir de beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.